Seni gördüğüm çok iyi oldu Ahmet. Bir bakabilir misin lütfen? Hayırdır Suzan? Ne oldu? Nebati onaylatmam gereken bir liste var da onu bulamadım. Acilen de mail atmamız lazım. Sen imzalayabilir misin? Tabii. Bakalım neymiş? Bu aidatlarını ödemeyen üyelerin listesi. Muhasebe rica etti de. Tamam. Ay çok sağ ol. Rica ederim. Şok, şok, şok. İki eski sevgili yıllar sonra tekrar beraber. Vallahi çok şanslısın Ahmetciğim. Yenisi evde, eskisi iş yerinde. Böyle bütün sevgililerin elinin altında duruyor maşallah. Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Ne kadar ayıp bir şey söylediğinizin farkında mısınız? Evet Şevval, biraz garip olmuyor mu karıcığım? Niye? Yalan mı bu? Yani siz eski sevgili değil misiniz? Ömer sizin oğlunuz değil mi? Bence hiç inkar etmeyin, komik duruma düşersiniz. İnkar falan eden yok hanımefendi. Evet, Ömer bizim oğlumuz. Yalnız bu mesele 19 yıl önceydi. Yani şu anda aramızda Ahmet'le bir şey olduğunu göstermez. Evet, ayrıca Suzan evli bir kadın. Bence konuştuğuna dikkat et Şevval. Pardon da benim niye bundan haberim olmuyor? Yani ben Suzan'ın burada çalıştığını neden bilmiyorum acaba? Bunu senden özellikle saklamadım Şevval. Bu sadece aramızda konuşulmaya değer bir konu olmadığı için sustuk. Konuyu kapattık, hepsi bu. Hala çok iyi anlaşıyorsunuz maşallah. Bakın sizin saçma sapan fikirlerinizi harcayacak zamanım yok benim. Yalnız sizden tek bir isteğim var. Ömer Ahmet'in onun babası olduğunu bilmiyor. Yani bu konuyu ulu orta herkesle konuşmazsanız sevinirim. İyi günler. Şevval, niye böyle konuşuyorsun sen? Kendini küçültüyorsun. Hı? Senin yüzünden Ahmet. Senin yüzünden. Beni artık delirttiğin için. Bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.